Türkiye 2003'ten günümüze ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda suyla alakalı 6447 tesisi aziz milletimizin hizmetine sunduk. Bu tesislerin 423'ü baraj. Deriner, Ermenek ve Çin'e Adnan Menderes gibi Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken 64,3 milyon dekar arazimizi suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle 41 milyon insanımıza ilave içme ve kullanma suyu sağladık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'nın 2071 yılına kadar olan içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek yıllık enerji üretimi kapasitemizi 26 milyar kilowatt saatten 93,5 milyar kilowatt saate çıkardık. Bölge gelişim ve kalkınma projelerimiz olan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz ve Konya Ovası gelişim projelerimizin çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza atarak 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnsanları şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak ve tabiat sevgisini canlandırmak maksadıyla 145 şehir ormanı, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek maksadıyla da 329 bal ormanı kurduk. Milli park sayımızı 42'ye, tabiat parkı sayımızı ise 209'a yükselttik. Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1674'e çıkarttık. Bu yatırımlardan muhteşem tabi ve tarihi güzelliklere sahip turizm, ticaret ve kültür merkezimiz İzmir'de nasibini aldı. Kurtuluş Savaşımızın kahraman şehri, Efeler Diyarı güzel İzmir'imize son 14 yılda 43 milyar liralık muazzam bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 3 milyar 800 milyon liralık önemli bir kısmı bakanlığımıza ait. Hizmete aldığımız İzmir İçme Suyu 2. Merhale Projesi ile şehir merkezine yıllık 59 milyon metreküp içme suyu sağlayarak İzmir'imizin içme suyu problemini kökünden çözdük. Tamamladığımız 23 baraj ve 7 göletle toplam 433 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaştık. Hizmete aldığımız 34 sulama tesisiyle 445 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 233 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Tamamladığımız 85 dere ıslahıyla İzmir'imizi taşkın zararlarından koruduk. 89 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kurduğumuz 4 şehir ormanı ve 66 mesire yeriyle de vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar sunduk. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 24 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. 10 bal ormanı tesis ettik. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. 8 muhteşem tabiat parkı ve en büyük sulak alanlarımızdan Gediz Deltası'yla diğer korunan alanlarımıza gözümüz gibi baktık. Yaban hayatını muhafaza ve geliştirme çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürdük.
5'i havaalanı, 9'u deniz, toplam 54 otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla da hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. İzmir'imizin Menderes, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde vatandaşlarımızla buluşuyor. Menderes'te 13 milyon liraya mal olacak taşkın koruma tesisinin, Ödemiş'te ise 7 milyon lira maliyetli Rahmanlar Barajı sulamasının temellerini atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 14 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yeni Türkiye daha güçlü ve yolu açık. Hedef 2023.